butter, party butter, butter, party butt butter. Oh, it's a bad boy. Butter, party butter, butter, party butt butter. Oh, it's a bad boy. Butter, party butter, butter, party butt butter. Oh, it's a bad boy. Butter, party butter, butter, party butt butter. Oh, it's a bad boy. Butter, party butter, butter, party butt butter. Oh, it's a bad boy. Butter, party butter, butter, party butt butter. Oh, it's a bad boy. Nesse vídeo, essas hienas haviam capturado esse filhote de zebra. Elas estavam em grande número. Ulan şöyle bir bakıyorum adama da, ekranda kendime bakıyorum. Ulan bu kral harcanacak adamı diyorum. Lan kahpeler diyorum. Lan biri çocukluğumuzu çaldı, biri gençliğimizi çaldı, biri ömrümüzü heba etti. Ananı sikeyim dünya. Bir insan kaderi hiç mi gülmez amına koyayım ya? Hiç mi gülmez ya? Ne çocukluğunda insan gibi adamlara denk geldi, ne gençliğinde, ne geri kalan ömründe. Adama kala 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 sikilmiş, heba olmuş, mahvolmuş bir hayat kaldı. Nasıl mutlu olacak baba bu adam ya? Nasıl mutlu olacak? Ya. Ben eminim ki 1000 yılda yaşasam 1000 yılda karşıma hep kahpe insanlar çıkacak. Hiçbir zaman dürüst insanlar çıkmayacak karşımıza. Yani umudumuzu dünyadan kestik baba. Mutlu olacağımız tek bir yer var, tek bir umut var öbür taraf. Dünyanın neresine gidersen git, kaşar her yerde var, şerefsiz her yerde var. Avrupa'ya da gitsen aynı, dünyaya da gitsen nereye gidersen git abi. Dünyada huzur yok baba ya. Yok, bildiğin yok. İnsanlığın olmadığı bir dünyada nereye gidersen git huzur olmaz. Okey? Üstün babanın bir parçası var ya, aynada baktım yüze küskünüm diyor ya. Namusuma din muhallerdeyiz ya. Söyleyeyim mi lan baba bu parçayı? Bir dakika dur. Başka bir videoda inşallah, başka bir videoda bugün içimi dökeceğim abi, yorgunum, yeni uyandım abi, orucumuzun ilk gününü tuttuk, Allah kabul eder inşallah. Oruçla ilgili şunu söyleyeyim sizlere, yeni uyandım, gözlerim, yüzüm şiş, uykudan yine kalktık, sahura da kalktık, vücut biraz sarsıldı, hani gece vakitsiz bir şekilde uyandın ya. Bir de ben mesela örnek veriyorum, saat 2'de kalkıyorum ya, 5-6'ya kadar uyuyamıyorum, 3-4 saat ondan sonra uyuyabiliyorum.
Mide rahatsızlığı var bende. Belki de tutmaya da bilirim ama deneyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim size, akşam yatmadan evvel 9 gibi falan yemek yesem, 11'de de uyusam o şekil olabilir. 9 gibi de yemek yemezsin çünkü zaten 6'da 7'de iftar yapıyorsun. 2 saat sonra yiyemem. Yani ben bu şekilde vücudumu alıştırmışım mesela. En az, örnek veriyorum, bir yemekle diğer arasında en az 5-6 saat oynayacağım. Onun dışında mesela rahatsız ediyor beni. O yüzden de yatmadan evvelki seçeneği düşündüm. O da olmaz. Ne yapacağız bilmiyorum. Düşüneceğiz, değerlendireceğiz. Yani buna rağmen tutmayı deniyoruz. Allah içimizi biliyor. Kul bilmese de olur ama bunu da kullar için niçin söyledim? Herkesin ufak tefek sorunları, problemleri, sağlık sorunudur, şudur budur vesaire vesaire olabilir. O yüzden de elinizden geleni yapacağız abi. Yapacak bir şey yok. Herkeste sorun var. Deneyeceğiz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Oruçla ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi nasıl ki bilgisayarı mesela örnek veriyorum çok. Nasıl ki bilgisayarın mesela kafası çok karıştı mı, işte sorun oldu mu, işte bozuldu mu falan filan, reset atınca kendine geliyor ya, işte insan da aynen böyleyiz. İnsanı resetleten de, insanı resetleyen de oruçtur baba. İnsanı bayağı böyle bir sakinleştiriyor. Sadece o sakinlikle kalmıyor, senin iç organlarını falan filan hepsini dinlendiriyor. Senin farkına olmadan bir sürü sana faydası var ki zaten bunu yani bilim adamları da defalarca tespit etmiş, onaylamış. Yani başka da açıklamaya bile gerek yok. Yine de hatırlatayım dedim ben size. Yani baba her türlü hem sağlığın faydası var sana, hem ruhen dinleniyorsun, hem bedenen, hem de sevap kapıyorsun ve kaybedecek de bir şeyin yok. Düşünsene yani. Güzel bir şey abi. Herkese de tavsiye ediyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz babalar. Çünkü geçen sene bu zamanlar aramızda olup da bu yıl olmayan bir sürü insan var. Yani bu klasik söylemdir ama gerçek bir söylemdir. Yani bu da şu demek oluyor. Seneye bir dahaki oruç ayında çoğumuz olmayabiliriz. Hiç belli olmaz. Dünya hayatı bu. Hayat kısa. O kadar da uzun değil. O yüzden de babacığım değerlendirmek lazım her şeyi. Okey? Ne? Şimdi geçelim detaylara baba. Sabahleyin uyandım. Köpeklerin mamasını verdim işte. Geçenki toplanan paralarla vesaire gittim. Köpeklere büyük bir çuvallarla mama aldım abi. Biraz da kendime bir şeyler aldım. Zaten ciddi para değildi amına koyayım. Geri kalan da Taylan Efendi'den. Bilmiyorum yani. Adam olsun da paranın namına koyayım, önemi yok ya. Virüs olsun da yerimizi bilsin de parasının namına koyayım, önemi yok paranın. Yani adam öyle bir kral ki ihtiyacı olduğu halde paranın namına koyayım diyor. İnsanlık bana önemli diyor ya. Ne diyeyim ki bilmiyorum ya. Diğer taraflara da bakıyorsun namına koyayım. Her şeye sahipler. Ama yine de boşlar. Bir insan vefasız olmayacak lan baba. Vefasızlık harbiden kötü. İnsanlar tamam mı? Karakter yönünden böyle kaşarlığı tercih ederler. Tamam mı bak, bildiğin kaşarlığı tercih ederler. Hani lafa da geldim, aynı kişiler mesela kaşar olan kızları sevmezler. Abi siz kaşar olan kızları nasıl ki sevmiyorsunuz ya. İşte sizde var ya, erkeğin kaşarı olmuş oluyorsunuz, anladın mı baba? Ondan sonra da senden vefa beklerler, sevgi beklerler vesaire vesaire yani. Senden değil herkesten, işte ilgililerden, kendi ilgi duyduklarından falan. İyi de babacığım, sende var mı ki amına koyayım yani karşılığında onu bulasın? Yok. Ya. İşte insan onu anlatamazsın. İnsan onu anlatamazsın. Nasıl ki kızların içinde mesela kaşar olan tipler var. Yani karakterleri sevmiyorsak aynı şekilde erkeklerin de kaşar versiyonları var baba. Bu aynı kaşarlar, tamam aynı kaşarlar tutarlar senden, her şeyi beklerler. Babacığım önce kendinizi düzelteceksin. Önce kendini vefalı ol. Demir böyle insanüstü bir şeyler beklemiyor. Melek olmanızı beklemiyor. Hani adam olun da adama. Adam olmak bedava lan, bir şeyler beklemiyor. Melek olmanızı beklemiyor. Hani adam olun da adama. Adam olmak bedava lan. Para da istemiyor. Okey? Sabahleyin kalktım. İşte köpeklerin yemeğini verdim, mamasını. Sonra sularına, kablarına su koydum. Sonra böyle balkonda dinleniyorum, düşünüyorum falan filan. Lan bir baktım o suyun içine bir tane sinek düşmüş. Sinek, daha bildiğin sinek ya. Sinek, siyah sinek. Hani geliyor bizi rahatsız ediyor ya, hani vuruyoruz gitmiyor falan filan. Ya. İşte o sinek. Yeri geliyor kanımızı emiyor. Yeni geliyor rahatsız ediyor falan filan, tamam. Hani ölmüşse ölmüş amına koyayım. Bir faydası yok zaten. Hiçbir sikime faydası yok. Full zarar yani. Ona rağmen şöyle bir baktım suyun içindeki çırpınışına, mücadelesine falan filan. Abi gönlüm razı olmadı ya. Gittim bir tane çubuk aldım. Uzattım içine. O çubuğa tutundu. Ondan sonra geldi böyle parmağımın üstüne. Parmağımın üstüne geldi.
Hayvanın canını kurtarmışım ya. Abi benim parmağıma bir sarılmış, bir sarılmış bırakmıyor ya. Yemin ediyorum var ya. Ulan dedim ki kendi kendime. Amına kodumun dünyasında kimlerin hayatını kurtardık? Yani onun hayatını kurtardık ya hayvanın. Örnek veriyorum. Başkalarının bir sürü mesela buna benzer güzellikler yapmışız. Amına kodum hiçbirinden vefa görmemişiz. Yani bu ne demek biliyor musun? İnsanoğlu aslında bir sinek kadar bile değeri yok. Ya. Dedim ya baba, çocukluğumuz birilerine heba gitti. Gençliğimizi birileri harcadı. Ömrümüzü birileri harcadı. Hiçbirinin de bu tabiatta sinek kadar değer yokmuş aman abim ya. Zoruna gidiyor insanın baba. Mentalite çöküyor baba. Çöküyor da. Karşında insan görmemek. Ne bileyim böyle. Anlayış görmemek. İnsanı en yıpratan şey. Ya. Ondan sonra o hayvanı kurtardım. Geldi parmağıma böyle durmuş. Şeye bırakmaya çalışıyorum mesela. Başka bir yere böyle kondurmaya çalışıyorum. Bırakmıyor böyle. Sıkı sıkı parmağıma sarılmış. Ananı tikim dünya dedim senin ya. Sinek lan sinek sinek. Sineğe bile merhamet eden kralız. Ama ne yapayım, bu sinek kadar olamayan insanlar var. Daha ne diyeyim ki? Dünyada sinek kadar olamayan yani insanım diye geçinenler var. Baba üzülüyorsun baba üzülüyorsun. İnsan resmen kıtlığı var yani. Amusuma dilime resmen dünyada insan kıtlığı var aman akıyım ya. Ve insan kıtlığının olduğu bir dönemde düşünsene böyle bir kralın gelmesini ve insanların tamam mı insanların bunun değerini bilmesi gereken buna düşman olmasına. Yeryüzündeki en aciz, en salak ve en gerizekalı ve de kusura bakmasınlar da en orospu çocuğu bir durum ya. Vallahi billahi. Düşünebiliyor musun ya? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kral bir gün dünyadan göçüp gidecek ve elbet bir gün göçecek. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün. Yani elbet hepimiz bir şekilde gideceğiz. Ve şunu söyleyeyim, ben öldükten sonra bütün sevenlerim tamam mı? Zaten bir şekilde yani bayağı bir üzülecekler. Çünkü değerimi bildikleri için, benim nasıl bir insan olduğumu, nasıl bir karakter olduğumu, nasıl bir adam olduğumu bildikleri için. Ama şunun da tamam mı? Şunun da eminim ki yemin billah ediyorum. O bize çamur yapmaya çalışıyor. Bomboş sebeplerle düşman olan ne kadar soytarı varsa var ya, hepsi ağlayacaklar. Yemin billah ediyorum. Ve o gün bu kral geri gelmeyecek. İşte ne yapmak lazım babacığım? Bir insan hayattayken değer bilmek lazım. Ya en basit örneğini vereyim. Ben çıkıyorum mesela bunlara salak ve orospu çocuğu diyorum. Birileri çıkıyor. Yemeyenlere orospu çocuğu diyor. Ya amına kodumun beyinsiz ya. Lan dünya orospu çocuklarıyla dolmuş. Dünya sizin gibi geri zekalılarla dolmuş. İlgi hastalığına tutulmuş olan fenomenim diye geçinen soytarılarla dolmuş. Bu kadar orospu çocuğun arasında, bu kadar salağın arasında. Lan adam olmak amına kodum kolaysa lan buyur baba bir de sizi görek lan lan sizi görek kahpeler sizi görek adamlıktan nasibinizi almamışsınız soytarın önde gidenisiniz başkası amına koyayım feriştan da ferişta hala amına koyayım böyle ciyak ciyak yok eleştiriyor bilmem ne la yarramın kılı sen kimsin beni eleştireceksin amına kodumun malı sen kimsin nesin beni eleştiriyorsun sana beni eleştirme hakkını kim veriyor lan yarramın kılı adamın yaprağının kılı bile değilsin senin neyini eleştirmek bu adama ya. Ay ay. Biz neredeyiz? Bunlar nerede? Arada uçuk fark olunca ekstradan yıpranıyorum babayı. Vallahi billahi. Velhasıl kelam arada uçuk fark olunca ekstradan yıpranıyor insan. Bir de değerin bilinmeyince daha fazla yıpranıyor. Bak şimdi buraya kadar genel olarak insanlar için anlattım. Şimdi bundan sonraki kısım YouTube ve YouTube amcamızın işte ne diyeyim yetkililere mi diyeyim işte kanalımızla ilgilenenlere mi diyeyim falan filan artık onlar kendilerini biliyorlar bu videoları da izliyorlar ben bundan çok iyi gayet net bir şekilde eminim şimdi sıradaki sözlerim o arkadaşlara şimdi baba dün bir tane video attım YouTube'a pardon YouTube'a diyorum işte TikTok'a tamam mı video ne kadar izlenmiş biliyor musun 250K 250K Hatta şimdi bazıları diyecek ki 250 kahu falan filan çok değil. Çok değil babacığım çok değil. Çok değil baba çok değil. Bu kralın hakkı milyonlar baba milyonlar. Gir en basit örneğini vereyim. TikTok'a gir. Herhangi bir videolara bak. Tamam orada bilgi adamı neyse yaz. Benle alakası olmayan ben olmadığım halde sadece benim videolarımı paylaşanlara bak. Videolar kaç istenmiş biliyor musun? 300K, 500K, 800K, 1 milyon K, 1,5 milyon K. Yani almış başına gitmiş bir sürü video. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Bu kralın tamam mı? YouTube'da değerinin bilinmediğini gösteriyor ve hak etmediği yerde olduğunu gösteriyor. Ve bu kralla uğraşıldığını gösteriyor anladın mı? Instagram'a bakıyorsun yine aynı şekilde. Real videolarımızın her biri
bir dünya izlenmiş. YouTube'a bakıyorsun abi. 8 senedir ömrümüze heba ettik senin için lan. 8 senedir aman abim. 8 sene. 8 senedir bu mecrada, bu YouTube'a hizmet ettik. Bir nevi bedavaya var ya. Bedavaya bildiğin elemanlığını, köleliğini yaptık lan. Lafa da geldim, hepsi böyle özgürlükçi, demokrasi falan filan ya. Ulan içerik üreticiler olmasa YouTube var ya, YouTube'u kimse tınlamaz bile. YouTube biter. YouTube'u ayakta tutan bizleriz bizler. Hani bizleriz. O kitleyi ayakta tutan, o YouTube'a o kitleyi çeken bizleriz. Bizden olmasa YouTube diye bir şey kalmaz. YouTube'un da bunu, değerini bilmesi gerekirken, adam gibi bizim değerimizi bilmesi gereken, bize yardımcı olmasa, ki tam tersi ne yapıyor biliyor musun? Onun saçma sapan ideolojilerine, bak saçma sapan diyorum, saçma sapan ideolojilerine, buradan üste kapalı bir şekilde söylüyorum, onlar biliyor neyden bahsettiğimi. Saçma sapan ideolojilerine hizmet etmediğimiz için ne yapıyorlar? Senin önünü kesiyorlar. Bir filtre ayarlamışlar kendilerine. Tamam, filtreyi uyguluyorlar istediği kişiye. Nedir o filtre? Sen 100K mı izlendin amına koyayım? 5K gösterir, 10K gösterir, 15K gösterir. Ama sen normalde 100K izleniyormuşsun. Yani normalde özünde o. Ondan sonra biraz daha başka filtreler de var baba. Tamam mı? Ne yapıyor mesela? Tezgaha, vitrin olay mesela, tamam mı? Onun saçma sapan ideolojilerine hizmet eden ne kadar soytarı tip varsa, bak üstü kapalı bir şekilde söylüyorum, en kibar haliyle soytarı diyorum. Yani daha neler anlatan da üstü kapalı söylüyorum. Soytarılar da tutar babacığım vitrine koyar. Keşfet. Ben size şunu söylüyorum. 8 yıldır amına koyayım o kadar sorunu en çok biz çektik. O kadar orospu çocuklarla uğraştık. O kadar soytarlarla uğraştık. O kadar kendine fenomenim diye geçinen zirzoplarla uğraştık. Yani YouTube'da en çok var ya, en çok ceremesini çeken, en çok çilesini çeken, o kadar kanalımız kapandı, içerik ürettik falan filan. Bir sürü emeğimiz hep oldu. Ona rağmen içerik üretmeye devam ettik. Karşılığında YouTube bize ne verdi? Hiçbir şey abi. Yani örnek veriyorum, 100 vermesi gereken bize bir değer verdi. O değeri de niçin verdi biliyor musun? Devam edelim diye yani. Devam edeceksin. Ona hamallığını yapacaksın baba. O da senin kanını emecek baba. Sen onu ayakta tutmaya çalışacaksın. Kitleleri onun şeyine çekeceksin. Platformuna da çekeceksin. Dükkanına çekeceksin. Tabi 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 tezgahına çekeceksin. İş yerine çekeceksin. Onlar da senin kanını emecek. Lan bu nasıl bir kader lan? Bu nasıl bir zihniyet? Lan ayıptır lan. Ayıptır lan. Utanın lan. Yani biz nasıl bir karakteriz biliyor musun? Adam açıklama kısmında bile söylemiş. Din, dil, ırk falan filan bizim için hiç fark etmiyor. Hangi zihniyete mensupsanız, mensup olun, fark etmiyor. Bizim için herkesin görüşüne saygı baba. Lan böyle bir düşünceye sahip bir insanı bile amına koyayım üzersen abi, harbiden beyinsizsiniz siz ya. Vallahi billahi. Bu yüzden de abicim, değerimizin bilinmediği yerde durmanın gereği yok. Daha evvelden de mesela YouTube'u bırakacağım deyip de bırakmadım ya. Zannediyorlar ki blöf yapıyorum. Blöf yaptığımı düşünüyorsanız, tamam, o YouTube yetkililerine sesleniyorum. Blöf yaptığımı düşünüyorsanız en basit örneğe gidin. Instagram'a girin veyahut da TikTok'a gidin. Bilgi adam reisi yazın. Çıkan sonuçlardaki sayılara bakın. İzlenme rakamlarına. Yani böyle bir durumda adam bırakıp niye gitmesin ki yani? Niye gitmesin abi? Ne var yani? Burada beni tutacak olan ne var? Mesela örnek veriyorum, 2018'lerde falan işte TikTok yoktu, Instagram vardı. Instagram'da da 1 dakikalık mesela video atabiliyorsun. Şimdi Instagram'a 10 dakikalık video atıyorsun. YouTube şey, TikTok desen yine aynı şekilde. En kötü ihtimalle 20 dakikalık video çektin ya babacığım. İki part şeklinde atarsın. Part 1, part 2 şeklinde atarsın. Yine aynı şekilde aynı kapıya çıkar. Yani kaybedecek sıfır. İzlenmeler süper. Para kazanma desen Allah'ın izniyle her türlü gelecek. Yani bu durumda ne oluyor biliyor musun? YouTube'un hiçbir gereği kalmıyor. Ama biz buna rağmen hani ilk göz ağrımızdır dedik ya. Hani ilk göz ağrımızdır dedik ya. Hani değer verdik. Bizim için bir maneviyatı var. Yani örnek veriyorum, bir vefa denen bir şey var. Hani seviyorduk da. Seviyorduk aman abim ya. Ona rağmen dedik ki devam edelim ama mecbur ettirdiler bizi. Son kez, son kez, bak son kez. Başka hiçbir şeyle toleransım olmayacak. Son kez, tamam mı? Bu videoda gerekli uyarılarımı yapıyorum. Son kez. Birkaç video daha çekeceğim. Birkaç video daha çekeceğim. Tamam, birkaç video sonunda tamam analizlere bakacağım. Eğer ki hak ettiğim değeri görmezsem, eğer ki üzerimdeki haksızlığı kaldırmazlarsa, tamam mı, bana bu yanlıştan vazgeçmezlerse, direkt ben anında başka platforma geçmek zorunda kalacağım. Bak bana başka seçenek bırakmadılar çünkü, anladın mı? Bizim hakkımız şu anda milyonlar baba, milyonlar. Ya milyonlar ya, ya amına koyayım, en basit örneğini vereyim size bunların yaptığı yanlışlara. Keşfet denilen yere, yani YouTube'un sekmelerine, vitrinlerine bir girin bakın, Allah rızası için bir tane düzgün insan görebiliyor musunuz? Nerede ne kadar soytarı, zirzop, ülkeyi kötüleyen, onların saçma sapan zihniyetlerine alet olan falan filan, ne kadar bomboş tipler varsa onlarla dolu. Yani böyle bir şey yok be abi. Böyle bir şey yok be abi. Düşünsene, binlerce video üretmişsin, binlerce jürek üretmişsin, bir sürü insan seni seven var. Tüm Türkiye'de sevilen tanınan bir insansın. Milyonlarca insan seni tanıyor ve hala keşfete düşürmemişler seni. Böyle bir tesadüf, bu tesadüf olabilir mi ya?
Yani biz gerizekalı mıyız aman abim? Biz bunların hepsini biliyoruz, bilincindeyiz, tamam mı? Ha dedik, idare edelim, ilk gördüğümüz dedik falan filan dedik. Devam edelim dedik, seviyoruz dedik falan filan, ama eğer ki aynı sevgiyi, aynı güzelliği onlar sana yapmıyorlarsa abi orada durmanın gereği yok. Ve YouTube'da bu kafayla giderse kaybetmeye mahkum. Bir kenara atılır gider, ben size söyleyeyim. YouTube ayakta tutan bizler, içerik üreticileriyiz. Yani sağlam içerikler, ya zirzoplar değil. O zirzoplar mesela, örnek veriyorum, sen keşfete çıkartıyorsun yani. Eşeği bile keşfete çıkarsan adam takılıyor, acaba bu eşek ne sayıklamış diye merak ediyor. O kitleyi tutan değildir, anladın mı? Hani onun YouTube'a hiç faydası yok. Ama sen tutuyorsun, o soytarıya bir sürü güzellik yapıyorsun. Tam tersi, sana hizmet eden, bedavaya sana hizmet eden kitleleri senin için burada tutmaya çalışan, buraya çeken kralların değerini bilmezsen kaybedersin aslan. Bu politika yanlış. Eğer ki bir gram böyle zekilik varsa sizde, akıl varsa sizde, bu dediklerimi anlarsınız ve bu krala olan ambargoyu kaldırırsınız. Ondan sonra bu kralı olması gereken şekilde salarsınız babacığım. Herkes hak ettiğini alırsa babacığım problem olmaz, devam ederiz. Ama onun dışında hiçbir şekilde abicim gerek yok. Çünkü hep olmanın gereği yok lan, dedim ya, ne çocukluğumuz kaldı ne gençliğimiz. Geriye kaldı amına koyayım bu. Bunda da amına koyayım hak ettiğini bulamazsan, vefayı göremezsen, dürüstlüğü göremezsen, hakkın yenilirse, kanın bir vampir şeklinde emilirse abicim, adam der ki hayırdır babaya, hayırdır ya, kusura bakmayın da böyle bir saç durumda babacığım. İşiniz gücünüz rast gitsin. Bu kafayla da sonunuz iyi değil. Bize platform çok ama sizlere, bizim gibi içerik üreticileri yok. Okey? Umarım anlamışsınızdır. Amına koyayım adam marka olmuş ya. Başlı başına bir marka ya. Başlı başına bir marka. Bugün hangi platforma giderse gitsin amına koyayım, tüm Türkiye'de tanınan bir insan. Tüm Türkiye'de doğusundan batısına kadar. En basit, en somutunu söyleyeyim size, delilini söyleyeyim size. YouTube'a gir abi, milyonlarca izlenen videoları var ya. Bir tane değil, iki tane değil ha. Bir tane değil, iki tane değil ya. 500K, 800K, 900K, 1 milyon K izlemek ne demek abi? Ciddi bir rakam bunlar. Ve daha da ötesini söyleyeyim size. O paylaşanlar ben değilim yani. Hiçbir şeyde kendi tanıtımını yapmamışım falan filan, kanal sahibi değil. Sıradan paylaşımlar olmasına rağmen. Yani ben TikTok'a geçsem var ya, videolarım var ya, patlar gider. Patlar gider baba. Çünkü adam isim yapmış. Böyle bir kral kaybetmek ne demek biliyor musunuz ya? Vallahi baba, tekrar tekrar son kez söylüyorum. Son birkaç video daha çekeceğim. 10. gün durumuna göre bakacağım. Eğer onlar akıllı davranırlarsa, dürüst davranırlarsa ben de aynı şekilde devam etmeye çalışırım ve devam ederim. Ama değerimiz bilinmez de yanlışlara, haksızlıklara devam ederlerse kusura bakmasınlar, ben de giderim. Bu kafayla da hiç kimse kalmaz YouTube'da. YouTube'da bitmeye mahkum. Okey. Bir insan sizin saçma sapan ideolojinize saygı duyuyorsa, sen de o insana saygı duyacaksın aslan. Bir insan sana ekmek kazandırıyorsa, sen de o insana düşünmek zorundasın babacığım, payını vermek zorundasın, önündeki engelleri kaldırmak zorundasın babacığım. Her şey buna gerektirir. Adam olmak buna gerektirir, dürüstlük buna gerektirir vesaire vesaire. Bak adam yorgunluktan gözlerini açamıyor. 8 senedir YouTube'da neler çekti neler. Ne orospu çocuklarıyla uğraştı, ne kahpe sıçmışlarıyla uğraştı, nelerle uğraştı neler ya. Bu kadar emeği, bu kadar mücadeleyi başka bir platformda vermiş olsaydık var ya, namusuma dinime şu an var ya, namusuma dinime şu anda var ya, dünya çapında tanınmış bir insandık. Dünya. Bir dünyada para kazanmıştık amına koyayım. Şimdi kim bilir nerede. Son model jiplere biniyordum. Krallar gibi mesela giderdim. Yeşillik yerlere, doğayla iç içe. Orada videolarımı çekerdim. 10 numara bir şeyle tüm Türkiye beni izlerdi. TV programlarına katılırdım vesaire vesaire. Biz ne yaptık amına koyayım? Ömrümüzün kalan son kredileri. Bak çocukluğumuz heba oldu birilerine. Gençliğimiz başkalarına. Kalan son. Geri kalanını salona çalım. Ayağına amına koyayım. Zirzoplar ayağına şekilde. Salonun ben amına koyayım. Aklıma her geldikçe sövüyorum. Aklıma getirmek de istemiyorum. Çünkü hayatımdaki en büyük pişmanlığım. En büyük pişmanlığım. Boşun da boşa amına koyayım ya. Ömrümüzün en güzel yıllarını oraya heba ettik. Neyse, bize kala 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 böyle ufaktan bir kredi kalmış ya. Ufaktan ha. Ufaktan. Kredi de sayılmaz. Daha mücadele diyelim. Son böyle bir çırpınış mı diyelim, ne diyelim. Onu da tuttuk. YouTube'a şey yaptık işte, harcadık. 8 yıl. 8 yıl lan. Lan amına koyayım 8 yıl. Kim bunların elinde olsa lan bizi emekli eder lan. Namusuma değil mi, emekli eder, maaş bağlar lan. Vallahi diyorum size ya. Ya bu en basit örneğini vereyim abi. Bunlar zekiyim diye geçin. Ben bunların yani gerçekten bu kadar salak olduğunu düşünmüyorum ya. Bunlar zeki insanlar ya. Ve bu dediklerimi anlayacak potansiyele sahip olduklarını düşünüyorum. Ve umarım da anlayacaklardır ve gerekeni yapacaklardır. Okey. Diyeceklerim bu kadar. Yorgunluktan gözlerimi bile açamıyorum babam. Bu videonun sabit yorumuna ve açıklama kısmına
Instagram linkimi ve TikTok linkimizi bırakacağız, tamam mı? Oradan TikTok hesabıma, tamam, TikTok kullanan bütün arkadaşlarımın takibe geçmesini bekliyorum babalar. Bir oradan takibe geçebilirsiniz. Dediğim şekilde ben de YouTube'u bırakma taraftarı değilim ama benim yerimde kim olsa, bakın kim olsa bırakırdı. Çünkü bırakmak zorunda, mecbur bırakıldık, anladın mı? Ha, dediğim şekilde birkaç video daha paylaşırım. Değerimiz anlaşılırsa hem burada paylaşırım hem orada, yani her iki platformda da içerik üretmek benim için fark eden bir şey yok. Zaten orada paylaştığımı ne yapıyorum? Direktmen orada paylaşıyorum. Ekstradan bir içerik üretmeye gerek yok. Kırpıyorsun, paylaşıyorsun. Yani benim için kolay olur, anladın mı? Ama değerimiz bilinirse, haksızlıklara maruz kalmasak. Okey babalar. Benden bugün ite bu kadar. Bir düşüneyim, unuttuğumuz bir şey var mı? Yok baba, düşündüğüm bir şey yok. Son olarak aklıma şu geldi, şunu da söyleyeyim. Başka mesela, tamam mı, fenomenim diye geçinip hiçbir yetenekleri, hiçbir vasıfları olmayan mal oğlu mallar var mesela. Diğerlerine bakıyorsun, aman akıyım, boşunda boşu tipler. Hiçbir vasıfları yok, hiçbir yetenekleri. Adamlar kara kara düşünüyor, nasıl bir içerik üretelim, İşte kimin götlerini yalasınlar diye hesap yaparken, matematik yaparken falan filan, bıkıran ise dünya umurunda değil, hiçbir şekilde öyle bir tereddüt yok. Çünkü adamın hayatı amına koyayım 100 bin tane videoya sar ya. Milyonlarca video olur amına koyayım. Adam hayat öyle bir hayat yaşamış ki amına koyayım, milyonlarca video çıkar. Çünkü adam böyle bir kaygısı yok. Yani o yüzden de baba, daha anlatacak neler var, neler var, neler var. Bizde daha içerik çok. Böyle bir kral abi. İnşallah da YouTube akıllı davranır da kaybetmez. Baba benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Linki açıklama kısmına bırakıyorum. Son birkaç daha içerik çekeceğim. Ondan sonra duruma göre değerlendirmesini yapacağız. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.